hi hey guys i just wanted to give you a short tip on how to save your in-game settings and just in case it is deleted or it get default you can move back to the settings where you want it and you don't have to worry about which one to turn on and off ever again and apart from that you can also turn off a small window that shows up when you get a new item it will tell you that a new item have been found you can switch if you want etc it's just some sort of a stupid tutorial thing unfortunately it is it has been removed with the dark legacy settings interface i don't know why but there are still settings inside the file so you, we can uh, turn off from there instead of doing from it because there's no settings here anymore so first off you should go for the uh, little search icon there and type percent temp percent you can e even type it in small letters doesn't matter and then enter here you will enter your local computers temporary internet files and then you will see dso client folder there dso client folder and press s and you will see the settings xml file right click and open with notepad here you will see all of the settings of your games and some extra settings as well that you cannot see on the game settings one of them is new equipment notifications so in default it is set as True, like this, so you might in yours in your file it might be true here, but you will s you should switch to the false just like this, so you won't be able to see the uh, new equipment notification ever again because it is some kind of a buggy or something I don't know even if your item levels are maxed out, you still see sometimes that uh, weird message and to fully get rid of it, you can just type it false there. And there are also some interesting settings here. Profanity filter. You can even uh, turn that on, like you you do it to false, and you can see the swear words in the chat if you want it. I'm not sure would you want it or not, but whatever, because uh, it is also cannot be changed on the game settings. So apart from that. When you change that, uh, you will see a little star icon. So what you you should do is to save from file and then save. You can also press Control and S at the same time to save. So, so how to store it? Then you can just copy it and you want to put in your desktop or whatever other uh, files, and then whenever it the uh, settings are reset like instead of doing one and one like trying to change it every single one of them again and again you can just copy and past past it to the temporary file and you don't have to worry about uh changing switching on then switching off one by one so this is the tip for you. Thanks for watching and see you on the next video. Selamlar. Bazen oyunda kaydetmiş olduğunuz, hali hazırda kullanıyor olduğunuz ayarların sıfırlandığını görebiliyorsunuz. Ve bu ayarları baştan teker teker değiştirmek, özellikle farklı tuşlar kullanıyorsanız benim gibi. Bunları teker teker değiştirmek sinir bozucu ve vakit kaybı olabiliyor. Bunu önleyebilmek için ayarlarınızın kopyasını almayı göstereceğim. Aynı zamanda buralarda değiştirilemeyen birkaç ayar var. Onları da göstereceğim. Örneğin, itemleriniz çok iyi olmasına ve en üst düzey item seviyesinde olmasına rağmen yerden bir nesne veya item aldığınızda aşağıda bir ekipman ipucu çıkıyor. İşte daha iyi bir nesne buldunuz, bunu deneyebilirsiniz vesaire diye. Halbuki biliyorsunuz ki o yerden düşen nesne çöp ve bunun bu mesajı görmek istemiyorsunuz. Fakat bu mesajı kapatmayı e, ee, bu ayarlardan bu 100 level yamasıyla kaldırdılar. Nedenini bilmiyorum. Ancak bu oyunun içinde bu ayar hala var. Bu ayarı da tekrardan bu ayarı göstereceğim ve buradaki bildirim mesajını kapatmayı göstereceğim. Bunun için başlatın yanındaki arama butonuna veya başka Windows sürümü kullanıyorsanız başlatada tıklayıp arayabilirsiniz. Buradan aramaya girip yüzde temp yüzde yazıyoruz. Bu bizim Geçici internet dosyaları dediğimiz Temporary Internet Files kısmını açmamızı sağlıyor. Buradan DSO Client klasörünü buluyoruz. Bu Drakensang oyun dosyasının bulunduğu kısım. Gördüğünüz gibi 2 GB civarında bir yer kaplıyor. Bunu açıyoruz ve S harfine basıyoruz. Buradan Settings XML dosyasını buluyoruz. Bu bizim oyundaki tüm ayarlarımızın kayıt olduğu dosya. Buna sağ tıklayıp birlikte aç... Türkçe kullanıyorsanız birlikte aç ve not defterini seçiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ayrı ayrı bir sürü ayar var. Bunların birçoğuna biz dokunmayacağız çünkü birçoğunu zaten oyunun içinden değiştirebiliyoruz. Biz şimdi değiştiremeyeceğimiz kısma gelelim. Burada new equipment notifications diye bir kısım var. Bu kısım yeni yerden yerden bir yeni nesne aldığınızda, yeni bir eşya düşürdüğünüzde aşağıda çıkan o gıcık sinir bozucu bilgilendirme metni bunu bu normalde sizde true'dur eğer bu mesajı sürekli görüyorsanız bunu kaldırabilmek bunu kapatabilmek için buradaki true yerine bendeki gibi false yazıyorsunuz onun dışında eğer chatte küfürleri de görmek istiyorsanız böyle de bir ayar koymuşlar. Yani bilmiyorum. Normalde şey oluyor sansürleniyor. Yıldız, yıldız, yıldız vesaire oluyor chatte bazen herhangi bir küfür gördüğünüzde. Bunu görmek istemiyorsanız da bunu false yapabilirsiniz. Ama bunun orijinali normalde true. Ben herhangi bir şekilde değiştirmedim bunun orijinali true. Ama açmak isterseniz yani küfürleri görmek istiyorsanız bunu da false yapabilirsiniz. Aynı zamanda burayı. Ee, bunlar dışında şimdi gelelim bu ayarları yaptıktan sonra File yani dosya buradan kaydete basıyorsunuz veya CTRL S'ye de basarsanız kısa yoludur bu kaydetin kısa yoludur. Bu şekilde kaydetebilirsiniz. Daha sonra kapatıyoruz bu pencereyi. Şimdi gelelim bunun kopyasını almaya. Buna sağ tıklayıp buradan kopyala deyip masa üstünde bir yere atabilirsiniz veya kişisel dosyalarınız olduğu bir yere atabilirsiniz. Ondan sonra eğer başınıza diyelim bir, e, bu temporary internet files bu temp dosyasını sildiniz yanlışlıkla silindi veya bilgisayara format attınız vesaire ayarları geri getirmek istiyorsunuz. Bu kopyasını aldığınız o settings xml file'ı tekrardan oraya atıp ye, o mevcut olan settings ile değiştiriyorsunuz. Bu şekilde tüm bu ayarlarınız geri gelmiş oluyor. Teker teker buradan değiştirmekle uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda o bahsettiğim yeni ekipman ipucunu da görmemiş oluyorsunuz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.